Maçın ilk yarısını değerlendirdiğimizde sahadaki isimlere baktığımızda, iki takımdaki isimlere baktığımızda bu kadar iyi isimlerin bu kalitede bir oyun oynamasını eleştirebiliriz. Biz daha çok topun arkasına geçtik, rakip sahada rakibe topu verdik ama kendi sahamızda kazandığımız toplarla daha iyi bir şekilde geçişleri yapabilseydik pozisyona girme şansımız ilk yarıda da çok olacaktı. İkinci yarı biraz daha önde oynadık. Önde oynadığımız oyunda hem golü bulduk hem pası yaptık. İkinci, üçüncü gol fırsatlarını bulduk. Maç elimize geldi ama bunu çok net bir şekilde değerlendiremedik. Daha sonra yaptığımız bir hatayla da, kolay bir penaltıyla da maç berabere bitti. İstediğimiz gibi tabii ki, yani oyun içerisindeki gidişata baktığımızda maçı kazanmaya yakın olan taraf olduğumuzu söyleyebilirim. Ama ikinci golü bulup maçı bitirmemiz gerekiyordu. Bunu yapamadık. Kötü bir hakem performansı vardı. İlk yarının sonunda verdiği karar gerçekten çok üzücü. Hem VAR hakeminin hem sahadaki hakemin bu pozisyonu geçiştirmeleri, bir anda herkesi içeriye sokmaya çalışmaları, pozisyonun üstüne yatmaları gerçekten çok üzücüydü. Bu tür üzücü şeylerle inşallah karşılaşmayız. Ne olursa olsun, hangi statta olursanız olun, hangi baskıyı yerseniz yiyin, böyle bir şey yapmaya hakkınız yok. Sonuçta burada sahada mücadele eden bir oyuncu grubu var. Nasıl penaltıyı doğru bir şekilde verdiyse hakem, kırmızı kartı da vermek zorundaydı ama gerçekten hakem için de belki de üzücü bir gündü. Zaman zaman itildi, zaman zaman konuşuldu, zaman zaman bağırıldı. Zor bir gün geçirdi. O yüzden üzerindeki baskıdan dolayı da kırmızı kartı veremedi diye düşünüyorum. Sorusu olan var mı? Tabii ki oyuncular da sahaya girmedi. Herkes çok net gördü pozisyonu. Yani burada yapılacak olan VAR'a gidip bakılıp kırmızı kartı gösterilip belki faul atışıyla oyunun devam edilip ondan sonra bitirilmesiydi. Prosedür bunu söylüyor ama gerçekten komik bir şekilde kapattılar ve bir anda içeri girdiler. Yani VAR hakeminin ifadesinin bizim oyuncunun faul yaptığını söylediğini söylediler. Tabii ki bilmiyoruz yani. VAR hakemi ile orta hakem arasında bizim kırmızı kartımız gitti diyelim. Yani yan hakemin görmesine gerek yok. Zaten VAR diye bir sistem var. Nasıl penaltıyı verdiler? VAR'a bakıp kırmızı kartı vermeleri gerekiyordu. Dediğim gibi yani doğru bir penaltı verdiler VAR'a bakıp. Aynı şekilde doğru bir şekilde kırmızı kartı vermesi gerekiyordu ama VAR hakemi ile birlikte orta hakem büyük bir hata yaptı. Tabii ki bunun cezasını görecek olan da onlar. Buyurun. Yani şöyle, biz 1-0'dan sonra pozisyonlar yakaladık. Net pozisyonlar da yakaladık. Belki son bölümde 70-75'ten sonra Beşiktaş takımı biraz tabii reaksiyon gösterdi. Daha önde oynamaya çalıştı. Bizim takımın da biraz gerilemesi burada söz konusu oldu. Ama net bir pozisyon belki bir tane söyleyebiliriz. Yani Beşiktaş takımına tabii ki bu kadar kaliteli oyuncular var. Böyle bir takıma net bir pozisyon belki bir tane vermiş olabiliriz bu bölümde. Ama bizim çıkışlarımız daha doğru olsa, doğru pas trafiğiyle doğru bir şekilde çıksaydık, dediğim gibi yani ikinci gol atıp maçı bitirebilirdik. Zaten 84'te penaltı golünü yedik. Yani 1-1'den sonra iki takım da gol de atabilirdi. Biraz oyun da dağıldı. Yani geçişleri özellikle çok doğru yapmamız gerekiyor. Ama özellikle geçen Roma maçında da aynısını yaşadık. Yani önde de çabuk top kaybı yapıyoruz, set oyununa çeviremiyoruz. Bunu biraz daha çalışacağız. Başka soru? Yani burada hamleler oluyor. Oğuzhan hamlesi geldi ve Oğuzhan daha rahat bir şekilde bizim ceza sahamıza yakın yerlerde topla buluşmaya başladı. Tabii önde yorulan oyuncularımız oldu. Enzo yoruldu, Gulbrandsen yoruldu. Biz de böyle bir değişiklik yaptık ve Mehmet'i oraya biraz daha alıp özellikle Oğuzhan'ın Laiç'in hareketliliğine biraz daha cevap vermek için. Çünkü zaman zaman İrfan'ın da bölgesini terk edip öne doğru gidişlerini gördük. Yani dediğim gibi net bir pozisyon vermedik bu bölümde de. Ama öndeki hızlı oyuncularımız, direkt kaleye giden özellikle Gulbrandsen gibi oyuncumuz çıkınca da orada rakip sahaya geçişlerde biraz zorlandık. Ama yani pozisyon verdik dersek, yani çok net hatırladığım bir pozisyon yok. O yüzden yani dışarıdaki
Değerlendirmeler önemli. Tabii ki ben de çok değer veririm. Ama bu da teknik adamlık farklı bir şey. Orada da saha içinde kararlar verebiliyorsunuz. Yani bugünkü oyun belki daha önce kaybettiği maçların da zaman zaman altına düştü. Tabii ki hem bizim takımımızın topa iyi sahip olması, pas çıkışlarımız, yani bizden çekindikleri için de zaman zaman üzerimizde baskı kurmadılar. Ama tam olarak Beşiktaş'ın oyununu oturtamadılar. Yani Beşiktaş'ı da bugün baktığımızda çok özellikle savunmada eksikleri vardı. Bunlar da oyunu zaman zaman etkilemiş olabilir.